Bu videoda değişik bir şey yapacağız. Size İstanbul Gayrimenkul Değerleme'yi gezdireceğim. Aslında sizlerle biraz tanışmak istiyorum. Daha doğrusu kendimizi size tanıtmak istiyorum. Çünkü sürekli videolar çekiyoruz, içerikler üretiyoruz. Ama sizler bizim ne iş yaptığımızı, nerede çalıştığımızı bilmiyorsunuz. Bugün İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin Taksim'deki merkez ofisindeyiz. Birkaç tane daha şubemiz var ama genel operasyonumuzu burada sürdürüyoruz. 2011 yılında İstanbul Gayrimenkul Değerleme Taksim'de kiralamış olduğu bu ofiste hizmetlerini sürdürmeye başladı. Ondan önce 2005 yılında iki ayrı ofisteydik ve Mecidiyeköy'de hizmet sunuyorduk. Artık uzun zamandır yani 9 yılı aşkın zamandır İstanbul Gayrimenkul Değerleme Taksim'deki bu merkez ofisinde ve olabildiğince de burada kalmaya çalışacağız. Çünkü biz İstanbul'un kalbinde olmayı, merkezinde olmayı seviyoruz. Az önce bulunduğum kapıdan giren müşterilerimiz bizimle bu hemen arkamda gördüğünüz yerde karşılaşıyorlar. Eskiden burası bizim operasyon merkezimizdi. İki tane arkadaşımız burada çalışıyordu. Ancak operasyonlarımız büyümeye başladıktan sonra buraya bir arkadaşımızı daha yerleştirdik. Ama 3 kişi burada çalışamaz hale geldi ve zamanla İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin operasyonu biraz sonra göstereceğim bir bölüme kaymaya başladı. O zamandan beri burası İstanbul Değerleme'nin karşılama bankosu olarak sizlerin ilk girdiği zaman gördüğü banko. Burası bizim mini toplantı masamız. Burada genellikle şirket içerisindeki etkinlikleri, doğum günlerini ya da seneyi devriyeleri, artık tecrübeleri artan arkadaşlar için yapmış olduğumuz küçük kutlamaları yaptığımız masamız. Çalışma arkadaşlarımızın dostları geldiği zaman da yine ağırlamayı bu masa etrafında yapıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz yer İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin toplantı odası. Hem müşterileriyle yapmış olduğu toplantılar hem de şirket içerisinde yapmış olduğu küçük toplantıları bu toplantı odasında yapıyoruz. Hemen toplantı odamızın, masamızın daha doğrusu arkasında küçük de bir kitaplığımız var. Yine okumuş olduğumuz kitapları, hem mesleki eğitim kitaplarını hem de çalışanlarımızın ilgisini çekebilecek kitapları bu kütüphaneye koyuyoruz. Bu arkamda görmüş olduğunuz yer aslında benim odamdı. Ancak operasyonumuz artmaya başlayınca, kalabalıklaşmaya başlayınca maalesef odamdan vazgeçmek zorunda kaldım ve artık odam İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin kalbi. Yani bütün gelen talepler ve yönlendirmeler İstanbul Değerleme'nin bu odasında yapılmakta. Yani bir müşteriden gelen talep, bir bankadan ya da bireysel bir müşteriden gelen talep ilk defa buraya geliyor. Buradan hangi uzmana gideceği, uzmandan geldikten sonra denetmene gönderilmesi, denetmenden kontrol edilen raporun tekrardan gelmesi ve onun müşteriye gidene kadar ki geçen sürenin hepsi işte bu odada geçiyor. Burası gerçekten İstanbul Değerleme'nin kalbi. Burası da benle ortağımın odası. Biz bütün bu kararlarımızı karşılıklı duran bu masalarda birbirimize bakarak çok kısa bir süre içerisinde almaya çalışıyoruz. 2005 yılında kurulmuş olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme 15 yıldır aynı ortaklık yapısında, yani aynı ortaklarla ben ve ortağımla birlikte devam ediyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin ikinci bir kalbi daha var. Sahada yapılmış olan bütün raporlar İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin merkezde bir bölümü bulunan denetmenleri, yani kontrolörleri tarafından bir kez daha kontrol edilir. Raporların nasıl hazırlandığını, gayrimenkul değerlemesi nasıl yapılır adlı videoda paylaşmıştım. Onu yukarıdan paylaşırız. O videoyu izlerseniz aslında bizim hangi süreçlerden geçerek bir raporu hazırladığımızı çok daha iyi görebilirsiniz. Çünkü gayrimenkul değerleme raporları gerçekten üzerine çok emek sarf edilerek, üzerinde çok zaman harcanarak hazırlanan raporlar. İşte sahadan gelen bütün raporlar burada deneyimli bir kadro tarafından A'dan Z'ye tekrardan yapılıyormuş gibi bankaya gidene kadar ya da siz müşterilerimize gelene kadar kontrol ediliyor. Burası da İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin hem idari işler, hem pazarlama, hem de istatistik bölümü. İnternette görmüş olduğunuz, özellikle Twitter'da görmüş olduğunuz istatistik bilgilerin hepsi burada hazırlanıyor. İstatistik birimi tarafından hazırlanmış olan grafikler bizlere ulaştırılıyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz pazarlama bölümünde de internetten yine sizlerden gelen ya da telefonla gelen çağrılarda sizlerin taleplerini anlamaya çalışıyoruz. Ve o taleplere göre de verebileceğimiz doğru hizmete göre size teklif sunuyor ve bunlara göre sizlerin işlerini yapmaya çalışıyoruz. İdari işler birimi ise İstanbul Değerleme'nin para kaynağını hazırlayan, daha doğrusu faturalarını kesen, İstanbul Değerleme için gerekli olan malzemeleri alan finans biriminden oluşuyor.
Ve son olarak burası da İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin sizler geldiği zaman karşılayacağımız karşılama bölümü. Biz müşterilerimizi ilk geldiği zaman burada karşılıyoruz ve talepleri neyse, istekleri neyse onu anlamaya çalışıyoruz. Umarım bazı merak ettiğiniz soruları cevaplayabilmişimdir. Aslında COVID sebebiyle, koronavirüs sebebiyle çalışanlarımız dışarıda olduğu için size bomboş bir ofisi gezdirdim. İnşallah her şey güzele döndüğü zaman, her şey sağlıklı bir şekilde devam etmeye başladığı zaman ofisimiz doluyken de sizi gezdirebilme şansım olur. Gerçi biraz utananlar, sıkılanlar olabilir. Biraz da o sebeple belki bu doğru bir zaman olabilir. Ama o zaman onlar da alışmış olabilirler. Böylece ekipten bazılarını da sizlerle tanıştırabilirim. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayanlar lütfen abone olmayı unutmasın. Şimdilik evde kalın, esen kalın.